bütün insanlığa bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin birlikte Ubuntu yapalım. İmece usulü, omuz omuza, el ele tutuşarak. Ubuntu ne demek? Ubuntu 1700'lü yıllarda Afrika'da yaşayan kabileler arasında çıkmış bir felsefi düşünce. Çok da güzel bir felsefi düşünce. Ubuntu bir belki de bugüne kadar hayal etmemizin ötesinde, hayallerin ötesi bir düşünce. Ubuntu Güney Afrika'da çıktığı dönemde insanların bütün olanaklarını ve imkanlarını ortaya koyarak birlikte paylaştıkları, dünyanın güzelliklerini paylaştıkları, zorlukları paylaştıkları, acıları paylaştıkları bir felsefe olarak ortaya çıkmış. Bizim bugün bireyin kurtuluşunu esas almış, dünyadaki bu sistemin acımasızca işlediği bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki insanlar iki kardeş bile birbirlerinin omuzuna basarak acımasızca kariyer yapma peşindeler. Bir sınıfta bir tane birinci oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki geride kalan 30 kişilik sınıfın 29'una diyorlar ki siz bir işe yaramazsınız. Siz yaramaz, kişiliğiniz ve başarınız ne yazık ki hiçbir işe yaramaz demiş oluyoruz. Halbuki Ubuntu bir sınıfta 30 kişilik bir sınıfın 30'unu adil bir şekilde yarıştırmadan belli bir seviyeye taşıyabilmek ve 30'unu da birinci yapabilmektir. Ubuntu bu dünya nimetlerinin adil ve adaletli paylaşılması demektir. Ubuntu barış demektir. Ubuntu sevgi demektir. Ubuntu güzellik demektir. Ubuntu çiçek demektir. Doğa demektir. Ubuntu deniz demektir. Irmak demektir. Ubuntu paylaşmak, kucaklaşmak, sevgi dolu bir yaşamını savunmak demektir. Bunun Ubuntu ile ilgili bir de kısa hikayemiz var. Avrupa'dan bir arkeolog Ubuntu'nun yaşam şekli olan Güney Afrika'nın Zulu kabilesinin yaşadığı bir bölgeye kazı yapmaya gider. Bu kazı yaptığı köyde çocuklar kazı ekibini izlemektedir. Yaşları 5 ila 10 yaş arasında 10 kadar çocuk onları izlemektedir. Profesör hoca çantasına bakar, bir tane çikolata vardır. Çocuklara vermek ister ama bir tane olunca hemen kafası yarışmacı bir model olduğu için hocanın çikolatayı ağacın dibine koyar. Çocukları da tek sıra çizer. Çocuklara der ki ben işaret edince koşacaksınız ve çikolatayı hanginiz önden koşarsa o alacak. Çocuklar hocayı kırmazlar, yan yana dururlar ve hoca işaret edince koşmaya başlarlar. Çocuklar koşarken hocanın hiç ummadığı bir şey olur. Çocuklar el ele tutuşur, finişe birlikte varırlar. Tabii hoca bunu görünce aptallaşır. Çocuklar ayrıca almış oldukları çikolatayı adil bir şekilde paylaşıp onu birden birer parça yemeye başlar. Hocanın bütün dünya görüşü, bütün felsefesi, her şeyi yıkılır, alt üst olur ve buna hayat dersi çocuklar hayat dersi verirler hocaya. Hoca şaşırır ve çocuklara döner der ki ya çocuklar ne yaptınız siz? Bana hayatımın dersini verdiniz. Çocuklar da der ki hocam biz Ubuntu yaptık. Aslında bize bunu ilkokul birinci sınıfta hocalarımız anlatıyor. Hatta baş öğretmenimiz Güney Afrika'da Mandela anlatıyor. Bunu biz ilkokul birinci sınıfta paylaşmayı öğrenerek Ubuntu dersiyle büyüyoruz. Dolayısıyla birimiz bir adım önden gitmiş olsa ve o çikolatayı almış olsaydı, bunu yemiş olsaydı ne o mutluydu ne geride kalan bizler mutluyduk. Ama şimdi adil bir şekilde paylaştık ve hepimiz mutluyuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi hocam diyor. Tabii hocanın bütün dünyası alt üst oluyor. Çocuklar ona hayatında göremeyecekleri bir ders vermiştir. Ubuntu böyle bir felsefe. Ubuntu ile ilgili biz de bu bölgede 4-5 senedir insanlara bu felsefeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bireyin kurtuluşu değil, önemli olan toplumun kurtuluşunu esas almak gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ubuntu, yani bugün başka bir dünya mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kanın, gözyaşının, acının, nefretin, düşmanlığın sergilendiği böyle bir yaşamın alternatifi olarak çok güzel bir dünya yaratabileceğimizi, çok güzel bir ülke yaratabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ubuntu'yu halka halka, bütün arkadaşlar, dostlar çevresine bunu anlatmalılar ve yaymaya çalışmalılar. Ubuntulu günler diliyorum hepinize.